Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bebek arabası aldık ve bu bebek arabasının kurulumunu yapacağız beraber. Kutusundan açacağız. Daha hiç açmadık. İlk kez sizinle beraber açacağız. Bunu alırken ben açıkçası tipine baktım. Eşim de teknik özelliklerini inceledi ve bununla bebek arabasına karar verdik. Ebebek'ten aldık. İndirime girdi. İndirime girdiğinde hiç kaçırmadan direkt siparişimizi verdik. 2 günde evimizdeydi. Bugün de açılımı. Beraber her işin ustasına dönelim ve bebek arabamızı kuralım. Aldığımız bebek arabasını şimdi açacağız ve kurulumunu yapacağız. Alırken birçok özelliğe dikkat etmeniz lazım bebek arabasında. Tabii eşim teknik özellikleri çok bilmediği için bana kalıyor o iş. Ucuza bebek arabaları da var. Onları da tercih edebilirsiniz bütçenize göre ama biz orta düzeyli bir bebek arabası seçtik. Şimdi açalım. Açarken anlatacağım ben size ne özellikleri olması gerektiğini. Bebek arabamızın fren mekanizması. Bebek arabasının bizim tekerleri çıkabildiği için tekerleri de aynı şekilde. Ön konsolu zaten burada mevcut. Güneşliğinin yani tentesinin ön bölümü. Güneşlik kısmı aslında şapkaların önünde olan bölüm gibi düşünün. Bunu isterseniz çıkarabiliyorsunuz, isterseniz takabiliyorsunuz. Tabii bunu yazın kullanmanız daha mantıklı. Paketin içinden her bebek arabasında çıkmaz ama bir tane yağmurluğu çıktı. Onun dışında tüm parçalar birleşik, şimdi onları çıkaracağız. Tüm tekerleri çıkabiliyor bizim bebek arabamızın. Onlar da ayrı çıktı zaten içerisinde. Ve bebek arabamızın iskeleti de zaten bu şekilde. Çoğu bebek arabasında şu şekilde bir mandalı olur açmak için. Mandalı açıp bebek arabasının iskelet kısmını açıyorsunuz. İçerisinden kullanım kitapçığı da çıktı. Şöyle iki tane de adaptörü var. Bu adaptörleri puseti yerleştirmek için kullanıyorsunuz. Önce gelin mekanizmasını takalım. Tekerleklerin mekanizması. Arka tekerler için gereken mekanizmayı yerleştiriyoruz önce. Daha sonra tabii tekerleri demonte demiştim. Takıp çıkarabiliyorsunuz. Arka tekerleri taktık. Arka tekerleri çıkarmak için şöyle göstereyim. Bizim modelimizde şurada tuş var. Bu tuşlara basıp tekerleği serbest bırakıp çıkarıyorsunuz. Tekrar aynı şekilde yuvasına oturtup yerleştiriyorsunuz. Gene ön tekerler de demonte olduğu için onları da yerleştirelim. Tek hamlede zaten takabiliyorsunuz. Tek hamle. Aynı şekilde ön tarafta da mandalları vardır. Mandalları serbest bırakmak için tekerleğin üzerindeki tuşlara basıp çekiyorsunuz. Bu kadar basit. Tabii tekerleri sabitlemek için burada da şu şekilde tuşları var. Bu tuşlara basarak da ön tekerlerin sağa sola dönmesini engelliyorsunuz. Şimdi tekerleri taktık. Zaten oturma kısmı da hazır. Şimdi bebek arabası seçerken bunu annemiz sürecek. Annemiz çoğunlukla bunu kullanırken güç hareket ettirmek istemez. O yüzden benim tavsiyem sizi 4 tekerlekli bir model almanız. Piyasada çok fazla 8 tekerlekli bebek arabası var. Bunların manevra kabiliyeti düşüktür.
hantaldır. Çevirirken sürekli tekerler kilitlidir. Çeviremezsiniz. Bakın. Şimdi annemiz buyurun. Kullan bakalım annemiz. Çok cikik duruyor ya. Bir de nasıl test edersiniz? Eğer tek elle bunu çevirebiliyorsanız, manevra verebiliyorsanız bu bebek arabası rahattır. Burada da şey var. Evet. Şimdi tentemize gelelim. Bu tente çok önemli. Bu tentenin genelde uzun olmasını ister anne babalar. O yüzden bu tente bizim tentemizde kısa gibi görünüyor ama şurada bir fermuar kısmı var. Tenteyi tamamen uzatabiliyorsunuz. Kapalı pozisyona getiriyorsunuz. Bir de şu var galiba ekleme. Hangisi? Evet, o da güneşlik kısmı. Şuradan bakın gözetleme yerimiz var. Bebek arabasında. Buradan bebeği de kontrol edebiliyorsunuz. Burada cepleri mi var? Hangisi? Evet. Bu kılıfı komple çıkarıp yıkayabiliyorsunuz. Kılıfın burada fermuar kısmı var. Buradan üst tenteyi komple çıkarabiliyorsunuz. Tenteyi çıkarmak isterseniz. Güneşliğini. Tekrar takalım biz bunu. Evet. Çok güzelmiş ya. Şimdi ön şapkasını takalım. Güneşlik dediğimiz. Şapka kısmını takalım. Bebek arabasına. Tekrar burayı kapatalım. Evet. Onu yapabiliyor ya şimdi. Onu becerebiliyor daha. Allah'ım. Evet. Bebek arabasının ön güneşli kısmını da yaptık. Biraz daha güneşi engellemesi için. Şimdi genelde bebek arabalarında eşya koymak için alt bölme olur. Yani annelerin en çok yaptığı hata buraya asmaktır. Buraya bir şey asarsanız 1-2 kilonun dışında bebek arabasının dengesini kaybedersiniz. Bizim aldığımız bebek arabasında kol ayarı yapılabiliyor. Bu önemli bir özellik. Bizim için aradığımız özelliklerden biri. Önce 4 teker olacak. Manevrası iyi olacak. Kol ayarlanabilir olacak. Tutma kısmı rahat olacak. Sonra sepeti kesinlikle zaten olmalı. Buraya geldik zaten. Sepet kısmını da yerleştiriyoruz. Evet, bebek arabamızın sepet kısmı da hazır. Sepet kısmı daha 5-6 kilo kadar koyabiliyorsunuz. Zorlarsanız 20 kiloya kadar koyarsınız. Yapanlar var. Yapacaksınız da. Herkes yapıyor bunu. Bebek arabasında önemli olan bir nokta var. Yani oturma kısmının çıkabilmesi. Bu oturma kısmını çıkarıp isterseniz şu şekilde kendinize doğru çevirebiliyorsunuz. Yani bebeğin daha ilgisi dışarıya akmadan, yani 6 aylık, 7 aylık olmadan siz burada bebeğinizi izleyebiliyorsunuz. Bir de sırt kısmının yatar olması önemli. Yatar pozisyonu ne kadar? Bu da bizler için önemli. İç dolgusu nasıl? Çıkıp yıkanabiliyor mu? Komple iç dolgusunu çıkarıp yıkayabiliyorsunuz burada. Daha sonra bebeğin ayak kısmı. Ayak kısmını ayarlayabiliyorsunuz. Yeni doğanda şu şekilde tutarsanız bebek rahatça yatabiliyor. Şimdi geldik. Evet. Tekrar eski formuna getirelim. Bebek arabasını tamamen yatıralım. Bebek arabasını tamamen düz bir şekilde yatmasını beklemeyin. Genelde hafif bir eğim kalır. Bu eğim olur. Rahatlık önemlidir sizin için. Şimdi bunu da yaptık. Evet. Dik konuma getirdik. Bebek arabamız hazır. Bebek arabasında en çok kullanmanız gereken fren sistemi. Bakın bebek arabasını kilitlersiniz. Tekerler hareket etmez. Freni açarsınız. Bunu yapmıyor. Çoğu kişi yapmıyor. Yani bir yere bıraktığınızda kesinlikle bu freni kullanın. Bebek arabası kurulumumuz neredeyse bitti. Bir iki özelliğinden daha bahsedeceğim. Şimdi ön barlar. Tabii çocuğunuzun düşmesini istemiyorsanız ön barı olsun. Şu şekilde ön barımızı taktık.
yerleştirdik. Şimdi şunun da yeri mi var? Hangisini? Şunu. Evet, tentemizi de sağlamlaştıralım. Bakın burada yuvaları var. Tenteyi de sağlamlaştıralım. O kısmı. Evet, bebek arabamızın son hali bu. En çok kullanacağımız yöntem de bu. Bu şekilde kullanacağız. Şimdi oturma kısmını söktük. Bu sizin için yeni doğan bebeklerde çok avantajlı olacak. Şimdi sonra getirip buraya pusetini yerleştiriyorsunuz. Puseti alıp arabaya yerleştiriyorsunuz. Evet, şimdi geldik yağmurluğa. Yağmurluk da çok sık kullanabileceğiniz bir şey. Şu şekilde zaten bunların tamamı standarttır. Naylon. Şu şekilde zaten yağmurlukların hepsini şu şekilde üstüne geçiriyorsunuz. Şu şekilde geçirdik. Basit. Plastik hemen yapabiliyorsunuz. Yağmurlukta. Şimdi gelelim kapanmasına. Şimdi bu tarz bebek arabalarında biraz yer kaplar. O yüzden daha az yer kaplısın diye tekerleri çıkabiliyor. Şimdi önce ön tarafı kapatıyorsunuz. Daha sonra bizim bebek arabamızda mandal kısmı var. Bu mandalları iki taraftan çekip öne doğru atıyorsunuz. Gördüğünüz gibi açmak için ise şuradaki mandalı gevşetip serbest bırakıp açıyorsunuz. Sonra oturma kısmını geriye doğru yatırıyorsunuz. Yaptık. Arabamızı kapattık. Evet, şöyle kapattık arabamızı. Bunu bagaja koyacaksınız. Bagaja koymak için dediğim gibi mandallarından basıp tekerleri çıkarabilirsiniz. Ya da anne tek başına kullanıyor. Eve çıkaracak. Şimdi kapattık. Şuradan tutup bakın çok rahat bir şekilde bunu sürüyerek taşıyabilirsiniz. Bu da size ekstra kolaylık sağlayacak. Hem yerden tasarruf hem rahatça tek elle taşıyabileceksiniz. Evet, şimdi bu açılış kapanışı yapmak için eşimizi alalım. Bakalım kendisi nasıl kapatıp açacak. Hadi bakalım. Hadi. Şuradan dedi. Evet. Yaptı. Oturma kısmı yani havada kaldı. Nasıl yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Her şeyin bir düğmesi ve mandalı var. Bak arkaya bak. Nerede? Mandalı var. Bak arkada mandalı var. Her şeyin bir mandalı. Basıp yatırıyorsun. Bitti. İşte öğrettik. Bu kadar. Ve sürüyoruz. Ve götürüyor. Bakın tek elle rahatça taşıyabiliyor. Hamileyken yapıyor bunu da bu arada. Evet, tekrar açıyoruz. Bak o kadar, evet. Geriye getirdik. Şimdi. Şurada dedin mandalı var dedin. Şu mu? Evet. Onu serbest bırakıp. Yok. Neresini serbest? Onu serbest bırakıp kolu çekiyoruz. Tutma kısmını. Ha. Ha, bu kadar. Tamam. Bu kadar. Evet, şimdi. Araba kurulumumuz bitti. Bebeğim ve ben her işin ustası eşime çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok beğendim arabayı. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Teşekkür ederim. İyi seyirler.